Her vaat nesihat berlenne, sol aydiyana nazar etme. Aydiyan adamın aydiyan gefine nazar et diptir. Ol aydıp duran adam, o metni nazarına onu alma. Ol bir mikrofon. Mikrofonun puştuğunda şu vaat men otin. Ben size bir söyleyen adınıza açsam, berekallahın mikrofonu verecek mi, bana verecek mi? Ya sizin bir narahat olan adınıza açsam, nefrinizi mikrofonu edecek, bana edecek mi? Ve aynı vaaz da Hudayın tarafından gelen bir mikrofondur. Hudayın gefini size naklediye, Peygamberin gefini size naklediye, şeriatın gefini size naklediye. Hudayi Tebarek ve Teala fezekkir bil Kur'ani men yehafu vaid dedi. Kur'an ile vaaz ver men vaidimden korkuyan adamlara dedi. Hudayin vaidi ken Kur'an'la. Fakat üç tane vaidini size eşittirecek. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli mümin ve Müslüman Türkmen doğulur. Ustad-ı Muhterem El-Hac Abdurrahman Ahundi Tengritana'nın Huday Teala'nın vaid veren ayetlerinin üç ayeti tefsir etmeyenine aydın kurumlarını 823. şumarada 40 dakika ve 43 saniyenin müddetinde dikkatinizi hazırlayarız. Bir gurrun 1397. Hicri Şemsi yılının Aban ayının 16. juni Kümmet şehrine bir neçe qari doğullarımızın Faruk tahsili merasımına yerine getirildi. Dinleyin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hormatlı Aziz Müslüman doğrular, Hak Tebârek ve Teâlâ dün bir karib olun evlatlarınızı tevfik verip de bunun ömürlerini uzak edip okuyan ilmine amıl olup takva ve perhizkâv olup dine rivaç veren efratlardan aylandırsın. Uşurur yâlâk hemmelerimizin de ehl-i evlatlarımız ta nesil bi nesil kıyamet-i şerli Kur'an-ı Kerîm'i tutup da din bilen, şeriat bilen bulup da Allah Teala'nın yolunu bulmayı barimize nesib-i ruzi eylesin. Elbette bir uli iş Allah Tebârek ve Teala'nın Kur'an adlı gövherini yüreğinde cahilmek, bundan anırda ulu saadet yok. Onun için bir Kur'an meclisi, Kur'an havzası bulansan, Kur'an'ın ayetlerinden tercüme edip verecek buluyor. Allah Tebârek ve Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de اِلْيَعُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ Ey bennem! Sen Kur'an ile vaaz ver. Men vaidimden korkuyan adamlara deyiptir. Vaid diye, vaat diye. Kur'an'la vaat da var, vaid de var. Vaid diyeni tehdit, korku vermek. Vaat diyeni vade vermek. Vaat bilen vaid, ikisi de hayırda şerde işte niye diye bazılar, ama bazılar vaid ol şerde işte niye. Vaat hayırda işleniyor. Onun için vaat bir adam vaadesine hilaf olsa o bir olukon zayıf oluyor.
Emme vaqidini xilof etsa, ol zafda, ol onu husun molya. Meselen, bir adam deyse men erti gelirin, sana bir en'am, bir hediye getirerin deyip aysa bir kişiye, şol vadesine tapılmasa, ol kon zaf, yalancı, bi vefa değil ya ona. Emme bir adam, kaharına bir adamı men erti yere sıkmasam molya, hükmen sen kelleni yararın, vurarın, öldürürün. Şeyli bir kaharlar edip de şihil yağdayı bilen ayrışıptır. Erti resken vaktinde şol aydiyanatların etmese ol husun ona. Şun kaharın övüne geçti. Şeytana yol vermedi. Aklını kovu işletti. Şere varmadı. Şeyle akıl adammış değil ya ona. Gerçi nafahemler ona ay bir gayrat bir şeyle böyle değilse de veli hukumaların yanına, şeriatın yanına, ukulaların yanına vakide hılaf etmek bir husun ödü. Vede hılaf etmek zaf. Onun için Allah Tebarek ve Teala Kur'an'a idi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve len yuhlifallahu va'deh. Herkiz Hudayi Teala vadesine hılaf etmez. Ey bendelem, iman getirin, amel salih edin, size men cennet verecek diye. İman getirip amel salih eden adını hükmen, o da işte cennet veriyorum. Onun için, yan okuyan ayetimizde, fezekkir bil Kur'an'ı men yekâfu va'id. Kur'an bilen vaaz ver, men va'idimden, menin tehdidimden korkuyan adamlar aittir. Elbette vaaz kime tesir ediye? Huday'ın tehdidinden korkuyanlara eser var vaazın. İnsan iki zattan mürekkep. Biri cisimden mürekkep, bir de ruhtan. İnsan insan deyip yürelmez, cisim bilen ruh birip insan oluyor. Onun bir cismin kazası bizim yemeğimiz, içmeğimiz. Biz yiyip içmeğimiz bilen cismimiz rüşt diye baki galiye. Ama ruh diğerleri bir gövrede, ruh diğerleri mücerret zat. Onun kazası yiyip içmekte. Onun kazası ibadet, zikir, vaaz-ı nasihat işitmek. Biz vaaz-ı nasihat dinlemek, Allah'ın kefini, peygamberin hadisini, hikmetleri, gepleri dinlemek bilen bizim ruhumuz takviye oluyor, şu bilen rüşd ediyor. Onun için Allah Tebarek ve Teala fezekkir bil Kur'an men yekâfu va'id. Kur'an bilen vaaz ver, men va'idimden korkuyan adamlara deyiptir. Yine bir ayette ayetiyor, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وغل بر وغل مؤمن لرى پيدا برر ديبتر حضرت علي رضي الله بر حديثنا فرمائش ديبتر القلب ينبوغ الحكمة والأذن مغيظها Kalp diyorlar insanın yüreği aynı ilmin menbesi deyiptir. İlmin menbesi. Şol menbe, menbe diyorlar bir suğun üşüyen yerine ayrılıyor. Dağdan ya bir çeşmeden lulekeşi edip de menbeni dolduruluyor. Ondan sonra beyleki öğleri onu parça ediliyor. Şimdi ilmin menbesi insanın kalbi. Şol menbeğe giriyen me'lumat nereden geliyor? Son şiir peleketini açık koymasan menbe dolmuyor. Aynı kalp bir menbe, insanın kulağı da şu geliyen şiir peleketi. Bes insan kulağını açıp, ünsünü verip, kovca dinleyip durmalı. Şu aydınlayan geplerden
məlumat alıb qalbını doldurmalıyım. Hər cürə qalb var. Qalbi yais var, qalbi məqful var, qalbi mutmain, qalbi selim. Qalbi yais, ol kafirlərin qalbi. Onun hiç yolu, hiç zaten pediriş yok onun. Qalbi məqful, yani polomşuda olan qalb, ol münafıklan qalbi. Onları da peyda etmiyor. Qalbi mutmain, musulmanların qalbi. Qalbi selim, ol Xudaya aşıqların qalbi. Peygamber aleyhissalatü vesselam fermayiş ettir. Meselu ilmul ulama ke meseli katratul emtar. Ulamaların vaqt vermeginle, alman seçmeginle on misali b'ayni göğündeki bulttan yağyan yağıllar yaraktır. Yerin yüzüne toprağa yağın yağya dört sürü toprak var. Bir şor toprak. Her ne kadar ona yağın yağın bilen onun içinde zatı göğürtmekliğe pedireşi yok. Bir kafirlerin kalbıdır diye ol. Şor topraktan becerilen. İkinci toprak katı kaptal. Toyun toprak. Ol kaptal yağın yağınla turbuk geçiye ol yağını saklayabilmeye katı toyun. Bir münafıklan kalbi. Münafık adam her ne kadar işte de bu kulağından girer, o kulağından çıkar. Kalbine hikmet girmez münafıklan. İnni bir toprakma o çökök yerde. Onun suğulu yağının suğuları üç ye. Gerçi ol katı toyun ne olsa su yatmak bilen ol yumuşap içindeki tohumları gövürt diye. O dördüncü toprak, o sürgülü, becergili, on amade giysi var, en tek yağının katrası girdi, o fevri gövürdü oraya. Bes, yağının hâs yetişi, içindeki zatları gövürt başlaya. İnsana da vakit verilen vaktinde, bir hikmet aydırılan vaktinde, insanın kalbi beyni, şu yerin toprağından becerilen. Biz toprak yakın yakanına içindeki tohumunu gövürt başına çıkarışı hali insanın kalpleri de vaaz nesikat eşiten vaktinde içindeki zatları başına çıkar yandır. Mesela toprağın içinde tikenin tohumu olsa yakın sonra tiken gövürür. Gülün tohumu olsa gül gövürür. Hayzı zat içinden bağ, şunu gövür diye toprak. Bes insanın kalbı da aynı şunu yağlak, şi hikmetli gepler işten vaktinde kalbında nifak bozsa, onun taşına sıkar yağladı, reddir, inkardır. Eğer insanın kalbında iman mı bozsa, bir cürü gepler işten vaktinde onun taşına sıkar yağladı, tasdiktir, teslimdir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermayiş ettir. Kullu inâin bimâ fîhî yetfah. Her kap içindeki zâdi taşına sızıyandır. Kapın içinde su olsa taşına dökülen zâdda su olur, yağ olsa yağ olur. Her neyme zâdi kapın içinde var, şundan taşına sızıyandır. İnsanla içindeki zâdini saklayabilmeyen taşına çıkarsa ya nifakın alameti ya imanın alameti olur. Müslüman adam hem işe hikmetle, nefikatla, şeriatla teşref olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermaş ediyor. El kelmetül hikmetu zâlletül mu'min fehaythu vecedaha fehuve ahakku biha. Hikmet bulan kelime, ilim bulan kelime, nefikat bulan kelime Müslüman adamının yitirip tapanlardır. Sen bir erz işle adını yitiripsin. Şunu her yerde tapsan fevri barıp alma bilen mi oluyorsun?
Gerçi bir kumun, hafan, necasın içinde olsa da son erdişlerden fevri yortup barıp alayan. Peydalı kurrun Allah'ın gefi, Peygamber'in hadisi, şerikatın buyruğunu aydılan vaktinde canı dil bilen sana ehmiyet verip de istiğval etsen inha imanın alameti. Hazreti Ali radıyallahu anh fermaş ediyor. Unzur ila ma kal ve la tanzur ila men kal. Ey adamlar, her vakit nesihat berlenne sol aydiyana nazar etme. Aydiyan adamın aydiyan gefine nazar et diptir. Ol aydıp duran adam, o metni nazarına onu alma. Ol bir mikrofon. Mikrofonun puştuğunda şu at men otin. Ben size bir söyleyen adınıza istem, berekallahını mikrofona verecek mi, bana verecek mi? Ya sizin bir narahat olan adınıza istem, inha nefrinizi mikrofona edecek, bana edecek mi? Mikrofonla işiniz yoktur. Puştu mikrofonundaki adamla işiniz olur. Ve aynı vaaz da Huday'ın tarafından gelen bir mikrofondur. Huday'ın gefini size naklediyor. Peygamber'in gefini size naklediyor. Şeriatın gefini size naklediyor. Onun için unzur ila ma kal. Ve la tanzur ila men kal. Eğer talihin aydani, ol aydiyan bile neymişin ma? Aydiyanın gefine nazar et deyiptir. Mesela onun için Huday Tebarek ve Teala fezekkir bil Kur'an'ı men yehafı va'id dedi. Kur'an bile vaaz ver, men vaidimden korkuyan adamlara değil. Men gefim kendi uzatılıp duracak değil. Fakat Huday Tebarek ve Teala vaidimden gurrun verdiydi. Huday'ın vaidi kendi Kur'an'la. Fakat üç tane vaidini size eşittirecek. Birinci vaidi şu: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ kîle lehuttakillâh أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Her vakit insana aydılsa, ey insan, bir erbedi işten el çek, doğru yola gezip aydılan vaktinde ol gaytem gurur alıp kabul etmen tekebbürlük edip git yok bal benimle neymişim madip aydar. İnha şunun cevabı fehasbuhu cehennem. O adamın eminden cehennem gelir diye bu da itala. Ve le bi'sel mehad. Cehennem diyorlar hey var yaman azaptır. Zidari azap der. Haysi bir adam bir Müslüman da oğlunu seni hidayete çağırsa, doğru yola çağırsa, şunna gurur al kimin özü? Bir heni de özü doğrulasın deyip de bu tekabbürlük etsen, eğer girmesen, şunla fakat bu cehennem diye Allah-u Teala'yı vurur, onu tehdita. Hazreti İbn-i Mesud, radıyallahu anh, büyük sahaben biri, o fermaş ettir. Min ekberi zenbi indallah, ey yukâli lil abdüttakillâh, fe yakûle aleyke nefsek. İnki onu kon günahdır deyiptir. Benlere, ey benne takva vallilenne, sen özüne kayın ol. Bari öz sahmanın kurt deyip bana şu cevabı vermek, inki günahlı olu kondur deyip. Onun için yine bir hadisin aydıya, el kibru seful hak. Kibir diyenleri özünü ultutmak, hakkı bilmesizliktir. Hiç güne özün ultutar yani yağdayı yoktur. Bes, takva olun diyse, keşim dua et, ama emrin göz üstüne deyip, şeyle bir nesihat eden doğanından kabul etmeli. Eğer etmeyen tekebbürlük etsen, fehasbuhu cehennem, şu tehdit be ona. Mes onun için takva takva diyenlerine söyleyin. Takva diyenler mi? Takvanın iki cemmesi var. Bir cemmesi imtisali evamir, bir cennetle içtinab-ı nevahi. Huday'ın buyruklarını bitirmek,
Hudayın etmediğini işinden saklanmak. Hudayın et diyen işini etsen, kaç diyen işinden de saklansan, sana diğerler muttaki. Hudayın et diyen işi, namaz oku, ruhda tut, üşürde kalpler, cemaate gel, cumhuğa gel, haç farz olsa git, kurbalık vacip olsa çal. Şunun işler buyruklar Hudayın et diyen işi. Adem öldürme, zina etme, arak içme, tiryak çekme, nüzul iyime, merdüme garip olma, bir işler de Hudayın etmediğin işi. İnha takvalık deyip şuna ilerleyen. Hazreti Ali radıyallahu anh fermayış ediyen, et-takva, semretü'd-din ve imaretü'l-yakîn. İşte takvalık, dinin bir neticesi. Sen dindar olsan, bayet takva olursun, muttaki olursun. Ve takvalık, imanın da alameti. İnsanla vücudunla takvalık dörü diyen, kalbindeki imandır. İnsanla takvalık dörü diyen, dindarlıktır. Vakti kezenle takvalık yok, dindarlık yok. Mümkündür. Hem adam, men muttaki deyip özünü takva diyorsun. Namaz okuymanı takva diyen adam yalancı. Ruhda tutmanı takva diyen adam yalancı. Üşür zekat vermeni men takva diyen yalancı. Cemaate gelmeni, cuma gelmeni men takva diyen yalancı. Haç farz olup daha gitmeyen adam men ne takvadır diyen yalancı. Hemşün vacibatlar, sele-i rahmet meni, kurbalık çalmanı, pidren sıkan men ne takva diyse o yalan anlayan. Adem öldürüp, halkın namusunu gözleyip, tecavüz edip, halkın hakkını yiyip, ya işin yalan anlamak, kulaverdari, nuzul yemek, tiryak çekmek, şu yağdayları bilen, ağlıkta olup görüyorsun vaktinde, ben takva edinliysen, yalan anlayan. Peygamber İslam'a diyor, Hudayi'den takvalık etmek, hemme ilmin başı takvalık. Sizin ulamalarınız, nasıhlarınız, ey kardeşler gelin takva olun diyse, şunla tekebbürlük etmeyin, başınızı engden, çeşim, takvalık ne hilli oluyor, han, şun yolunu öğret kardeş, sen aydanın göz üstüne deyip, şun aydanını tumara kaplap da, o ehemmiyet versen, takvalın nişanı senden göründüğü. Emme tekebbürlük etsen, fehasbuhu cehennem diyen, onun cahil cehennemdir diyen Hudayi tehdit etti. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yaudu billahi minneşşeytanirracim. Vettakullah! İnnallaha şedidul ikab. Ey bendelem takva olun. Takva olun. Eğer takva olmasanız Hudayin azabı hey varıp güçlüdür. Azabı duşar bulursunuz diye yaudu billahi. İnha فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ Kur'an ile vaiz ver, ben vaizimden korkuyorlara dedi. Yani bir vaiz, yankı okuyan ayetim. İnni ikinci vaizini eşittireyim. اَعُونَ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Sadakallahu l-Azim. Sen ey bennem, güman etme ol bir adamları ki özünü övüyerler, özünün etmeyen işi bilen. Ve özünün etmeyen işi bilen halkın arasında övgülere iyi ol, özünü övdürmekliğine terhal ol, hoş bulayan adamlar, şolar azaptan kurtulun mukaddime. Olur için katı azaplar vardır. Çünkü mümkündür bir neşe adamların, bir neşe kılıklar şu olsun. Könülüne diyen gururumu var. Vermezden aşlı, çalmazdan kılıçlı diye. Öz özünü evip, mekruhiyle bilen halkın arasına gelip, özünü kovuluşan meriye. O halenlik özünü kovuluk yok olup durur. Şol adamı, Hudayi Tebârek ve Teâlâ tehdit ediyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Şehirli Mekke adamlar için
azab-ı elim vardır diye. Onun için akıllı adam öz yağdayından yukarı geçmeli. Özünü ulu sahip, özünü halklardan bir berter sahip, etmeyen işi bilen halkın evine kavarıp, özünde yok yağdayları halk ona yapışırın ne beğenip gören adamlar, katı bir ervet adamlardır. Şu ayetteki vaidin tahtına dahildir. Ve lehum azabun elim diyen tahtına son iteğine giriyendir. Onun için halkın kov diyenine kalkınıp yürüme, özünde kovluk bulmasa. Halkın esil diyenine ağlanma, özünde esalet bulmasa. Halkın pek diyenine beğenme, özünde pek damallık bulmasa. Halkın halis diyenine kuvanma, özünde hulusluk bulmasa. Halkın şerif diyenine aşanma, özünde şerafet bulmasa. Halkın alim diyenine inanma, özünde ilmi marifet bulmasa. Halkın takva diyenine kuvanma, özünde takvalık bulmasa. Halkın sofu diyenine mağrur bulma, özünde sofuluk bulmasa. Halkın pir diyenine fakırlanma, özünde pirlik bulmasa. Halkın ehli keramet diyenine kabarma, özünde keramet bulmasa. Bes evinçe özünü tanıymalı. Sırf o muddakiyim olmalı değil. Özün tanımalı, öz yağdayını bilmeli. Peygamber aleyhissalatü vesselam fermaş ediyor. Men arafe nefse, fakat arafe rabbe. Her kim özün tanıysa, Huda'yı tanıyar deyiptir. Özündeki zayıflar gözünün evine getirip, özündeki erbet yağdayları özü ihsas edip, ay menabir, bulmadı mı oğuyu? Hani menne takvalık, hani menne Huda'dan korku, hani menne kavf, hani men ahiretimden şuri, eden azukam, tutan tehiyyem, hiç dadıma yok. Men sufrül yedin şeydik gelip ören adımda menneyip, özü özü de kainip, özü özünü yigirinip, şeydip geçse, inni Huda'yın tanıydı. Şu adama Huda'yın ben nesip olur. Emme özünde hemme erbet yağdaylar var. Ne de var önü vaziye. Fakat gözün asmağına çıkıp da özünden başka adam yok deyip özünün ediyen günahlarına yada salanak. Son halde de özünü halken halktan berter bilip takvalığını halktan yokur biliye. Aklını halktan yokur biliye. Ensab-ı adaletini ben halktan yokur biliye. İnha şey deyip yürüyen adamlar şu ayetin eteğine giriyor da ağırlanan adamla oluyor na'udu billah. Halkın berekelle deyip evvenine kavarıp durma. Bol bol yol özün bol. Onun için özün tanı evinçe o zaman Huda'yın tanıyorsun. Hazreti İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bizim mezhep başımız her gece 500 rekat namaz okuyormuş. Özü hafız, özü muttaki, müştehit, evliyallah, hemme kovulup özünle bak. Bir yerden geçip bariyaka, bir merke üç otuyor diye, sonra şolur gururun etmişi geçip bariyan adam, asıl gece yatanakla, her gecede 1000 rekat namaz okuyor yaşı diyor. Şunu kulağı eşitti. Ondan sonra her gecede 1000 rekat namaz okuyor diyor. Şagirdlere aydıptırlar, ya üstad, bir ölüm bir edenin zahmetin neyme bi? Onunla, ol gururun etti halk. Şu adam gece yatana, 1000 rekat namaz okuyor. Eğer şolun aydanını men etmesem, yuhubbune en yuhmedu bimâ lem yef'alû diyen ayetin eteğine girer mi kendi yani? Yetmeyen iş bilen evliyan adamlar olur azaptan necat tabar mukadime. Olur için ve lehum azabın elim. Ha, enti diyen azap vardır dedi. Son eteğine girmekinden korkuyan dedi. Görün ne? Havfı görün. Bes ey aziz Müslüman doğulur. Hoşyar olun. Siz puşları puş
Müslümansınız. Sizin abavu ecdadınız ve atavabı asli yolunuz Hanefi mezheptir, Maturidi itikattır. Atavabının yoluna kayın bulun. Mümkündür sizin ağrılarınıza koyun derisini giyip duran mücükler giyirsin, sizleri şikar etsin. Mümkündür bir kafir gelip menne musulman deyip size bir risalet telgin etsin. Mümkündür bir şia gelip menne sünnidir deyip size bir zatlar telgin etsin. Mümkündür bir mubtada gelip menne bir hanefi mezheptir deyip size bidgat yolunu size telgin etsin. Hiç zat baitte olur hezar yolları bilen sizleri ağırlayıp tora salacaktırlar. Hak yolunu ayırıp ağlaştıracaktırlar. Haberdar olun. Öz mezhebinizi bilin. Mezhebinizde kaim olun. Atababaların yolunu kavsaklan. Olur biz de öz mezhebinizden biz de Hanefi mezhep deyip iddia ederler. Hanefi olan adam hiç vakta edille-i erbağanı ret etmez. Bizim yolumuz Kur'an. Fakat Kur'an deyip durmaz. Hadis açsan da kabul eder. İcmağı da kabul eder. Kıyası da kabul eder. Hanefi mezhebin yanına delil, dört delil. Kur'an, hadis, icma, kıyas. Hanefi olan adam, enbiya-i evliyalardan kömek istemeyi, dinden çıkmak bilmez. Hanefi olan adam, Kuday'ın dostlarını vezir tutmakla şirk bilmez. Hanefi olan adam, tarikata girmek, pir tutmakla dil de girmez. Hanefi olan adam, ölülerge ziyaret etmeyi murda peresti deyip aitmaz. Hanefi olan adam, ölüler hiç zâdi eşleyen nedir deyip başarmaz. Belki ölüler dirinin gefini eşleyenliğini kabul eder. Hanefi olan adam, devri iskatla inkar edip, Hudaya Allah'ıp oturuyorlar deyip aydıp bilmez. Hanefi olan adam, azan çekilenden sonra beş ondan sonra kâmet kâmet deyip ikinci haberini veriyen müezzin binemeye gerek, bir bidgat deyip at takmaz. Hanefi olan adam, Cuma'nın ahirki dördünden sonra okulayan dört rekat ihtiyatı zuhurga gerek gelip inkar etmez. Bir bidgat deyip aydıp başarmaz. Hanefi olan adam, beş vakit namazın izinle kaydedilen tesbihlere ve okulayan Kur'anlara ve desi cemi edilen dualara bidgat deyip başarmaz. Hanefi olan adam, ölülerge aydedilen tehdiller ve okulayan hatm-ı Kur'anlar ve şalın sevabına bağışlayan sadaka hayratlar bidgattır, haramdır deyip aitmaklığa cüret etmez. Şu zatların her birini cüret bilen aysa bilin şol Hanefi hakiki değildir. Belki muddaidir, mutelevvindir, ferib dehennedir. Ve yuhibbune en yuhmedû bimâ lem yef'alû. Felâ tahsebennuhum bimelfâdetin minel azâb ve lehum azâbun elîm diyen ayetin tahtındaki adımlardan nâvzubillah. Bes mübtedîler her yoldan gelirler. Sizin erenkiniz bilen erenklenip gelirler. Veli şol mübtedalarda bir alamet vardır. Bir alameti ola yalancıdırlar. Öz ötmez matahını ötürecek olsa her yalanı ayıp veriyendirler. Bir amir-i samayet bir ehlül bidâh şerrül halkı velihâ. Bidgat ehilleri inki mahlukun telekesidir. İkilenci alameti ola İbn-i Vakt bulur. Devr nehilli evsle ola da şuhure evsler. Üçüncü alameti riyakardır. Olur fakat öldürür, kökecektirler. Dördüncü alameti riyasat. Riyasat nerede var? Barar tıkılır, şuna bararlar. Beşinci alameti olur esir-i nef olur. Nereden menfaatı var? Nerede girdecesi var? Her bola eder, şuna doğularlar. İnha şiyak değiller, zahir olsa ulamalar sizin vazifeniz emr-i mağruf, nehi münker etmeli. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermaş ettir. İzâ elheratul bid'atu ve seketil âlim
la'nahullah. Vakti ki bidgat zahir olsa, alim da on mukavlini sükut otursa, Huday şol alima lanet eder deyipdir. Nauzubillah. İni Kur'an'ın üç vaide açsak dedik, ikisine aittik. İni üçüncü vaid şu. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Ve la terkenu ilellezine zalamu fetemessekum ennar. Huday Teala diye ey bendelim, günahkar olup, yolun sıkıp, özünü zulmeden adamlara siz meyletmeyin. Eğer onlara meyletseniz, siz de orada yanarsınız diye. Yoldan çıkan adamlar belli. İnha, şöyle yoldan çıkan adamları bilip duğunuz, her renk bilenine gelsin, aranıza gelse, siz de şuna meyletseniz, orada siz yanarsınız diye. İşte aslında o teveccüh edin. Şolları meyil etmek ne? Beş saat bilen mi oluyor? Bil müvedde. Şolları söylesen, sen orada yanıyorsun. Son Peygamber'e samayetler, el mer'u meğmen ahabba. Her yiğit öz söylüyordu bilen bilek. Sen müptedığı söylesen, sen ne müptedığı. Sen kafiri söylesen, sen ne kafiri. Sen yolun çıkan söylesen, sen ne ölüm yolun çıkan. Hazreti Ali radıyallahu anh fermanış ediyor, men ahabba kavmen, hoşuramahum. Hayzı bir adam bir kavmi söylese, kıyametin şu kavmini bile haşır vurur diye. Şolara meyil etmen ikinci alameti bil mudahene. Mudahene diye şey, şu münker zâdisen görüyen, başarıyan onu def etmeye, ret etmeye, şunlu desen, çekilik kalıyan, şun gövünden sürüyor, başka bir yerin gövünden sürüyor. Aha, ya ehmiyetin yok, muhafazakâri ediyen. Ona da kavranacak, ona da kavranacak. Hiç vakta öz aranızda, özündeki bir azıcık bir avrayı ve erzah şunu elden vermeyecek olup münkerlere de sükut edip duruyor. Şu vakti istilahlı muhafazakâri değil ya. O telekenle saklıyor, kavu saklıyor. İnha her kim şu ikisini de saklayacak olup da iki renk olsa şol o da yeniyarlardan şu nağudu billah. İnsan bayet doğru olsun. Merdi meydan özünün hakikatini açsın. Men musulmanlik gelsin. Men sünnilik gelsin. Men hanafilik gelsin. Ya öz men şiadik gelsin. Ya men vehhabi, ya men bahai. Öz yürüyünün idanı açsın her mert. Mütelevvün olmasın. Üçüncü alameti bir rıza ve ağmalihim. Şolan yediyen işine sen ne razı oluyan? Ay koy yesin diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermaş etmir. Es-sakit anil hak şeytanın ahras. Şon erbettiğini bildi, şundan sükut dediyen adam lal şeytandır olup. Hazreti Ali radıyallahu anh fermaş ediyor. Bir kavmin yediyen işine, erbet yediyen işlerin bir adam razı olsa, aynı şu kavmin teleki işlerine dahil olup, bile edişen yalaktır deyip. Bes mınşun iki günü var. Bir günü ise şuna razı olmayı, bir günü ise varıp etmeyi. Üçüncü alameti rükun edin. Telekele kişermen alameti, şolara menzemek. Şu erbet yoldan çıkan adamlara özünü menzetsen, kendini odayan yan. Çünkü Peygamber Aleyhisselam fermaş ettir sakik hadisinde, men teşebbehe bi kavmin, فَهُوَ مِنْهُمْ Haydi bir adam özünü bir kavme menzetse, şol şu kavmine kofar deyiptir kıyamet günü. Kafire menzetsen kafir olup kofardın. Mübtedeğe menzetsen mübtedeğe olup kofardın. Musulmane evliya menzetsen, şolun cümlesinden olup kofardın. Beşinci rükûnet. Zikrun bimâ fîhî tağzîmun lehum. Şoları kurrun eden de, şoları bir azamet veriyen, şolara ulluk veriyen diye deyip bilen gurur etmeliler. Onlar şudura alim, şudura bilye, evre akıllı, evre ferasetli, siyaset medar, yani göre varra. Şudura bir ulul diyen lakapları onlara taksın mı? Sen ne o diyen yanın biri. Son Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermanıştır. Men ekreme fasıkan fakat e'ana ala hedmel İslam.
Haysi bir adam bir pasıra ikram etse, yolun sıkan adama sıyılasa, sen onu yankı azamet bilen, kavlu kapları bilen daktın mı, onu sıyılamak bol ya. Şöy şey etse, şöyle adam dini bozmağına kömek verdiler. Ve la terkenu illellezine zalemu fetemessekubinnan. Siz yolun sıkan adamlara rükunet etmen, onları kıyışarman, onları muhafazakari etmen, siz de cehenneme yanıyorsunuz, orada düşeceksiniz deyiptir. Nauzu billahi min zalim. Onun için Müslüman yerleri hem işe azmayışın eteğindedir. Hiç bir Müslüman yoktur azmayışta bulmasın. Sen bir doğru yolun olacak olsan, kelleni ağır diyen mi olur, içeriden mi olur, dışarıdan mı olur? Her yolla sen doğru yolun olacak olsan, Peygamber Aleyhisselam'ın kellesini kafirler ağırttı. Ebu Bekir Sıddık'ın kellesini mürtetler ağırttı. İmam-ı Azam'ın kellesini muktedalar ağırttı. Her zamanla din saklayacak bulunları Hüday Tübarek ve Teala bir azmayış veriyendim. Sen şu azmayıştan geçtin, sonra sen Müslüman-ı hakiki. Sonra sen doğru yollu bulun Müslüman. Veli insan kelle ağırsız olmaz. لِكُلُّ رَأْسٍ بِهِ سُدَاغٍ Her kellen bir cüre ağırdı vardı. Şol ağrı dinden şirip olsa ne beyda? Dinden şirip ağırdan kellen, dinden şirip çeken gefin, dinden şirip çeken zecrin hemmesi ibadın ahirette büyük derecedir. Onun için gayret edeyim. Aziz Müslümanlar, öz mezhebimizi, öz yolumuzu saklayın ve innik ayınlardaki nesillere doğruca tevil vereyim öz yolumuzu. Allah Tebarek ve Teala barimizi tevfik hidayet verdi. Barimizi öz idemizi, öz akidamızla kaim durup da doğru yolunu geziyerlerden aylandırsın. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahiret hasene. Ve kina azabennar ve aşturna mağal ebrar. Ya aziz, ya gafar, ya kerim, ya siddar. Merahmet ki.